Bir bebek odası olması şart mı ilk zamanlarında? Bence zaten ayda olmadan önce. Bu yatakları seçerken aslında hani boğulma riski vesaire de olabilir. O yüzden biraz... Neden iki tane bebek arabası alma ihtiyacı duydun? Ve bir bebek arabasında aradığımız özellikler ne? Onları soracağım aslında. Bir kendinden sağlanan ana kucakları var biliyorsunuz. Bir de elektronik olanlar var. Tabii ki çok güzel aslında ama... Bebek kamerası mı, bebek telsizi mi? Hangisinden daha çok memnun kaldın? Karatma Perde'yi biz açıkçası uyku eğitimine başladıktan sonra uyku eğitmenimiz almamızı istemişti. Bence herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir sohbet videosuyla sizlerleyiz. Bundan önceki sohbet videolarımızda doğum öncesi dönem, doğum sonrası dönem, bebeklerin ilk bir yaşına kadar yaşananlar, emzirme ile ilgili problemler gibi gibi pek çok konudan bahsettik aslında. Bugün de bebekler için kullandığımız araç gereçleri seçtik konu olarak. Ben yine hazırlık yaptım. Aynen. Soracağım soruları hazırladım. Yani bebeklerimiz için aldığımız her ürün gerçekten gerekli mi? Gereksiz aldığımız şeyler var mı? Ya da bir şeyi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kendi tecrübelerime de dayanarak bunları konuşacağız. Yani bebek ürünleri özellikle anneler bebekleri henüz doğmadan önce her şeyi görüyorlar, hevesleniyorlar. Yani çok tatlı oldukları için. Ama ne kadar kullanışlılar? Onlardan bahsedeceğiz aslında. Muadilleri var mı? Kullanılabilecek. Aynen. Kesinlikle öyle. Zaten ilk hamilelik haberini aldığınızdan itibaren aslında zaten bebek mağazalarının önünden geçerken bile hepsine bakıyorsunuz ve almak istiyorsunuz. Aynı şeyleri ben de yaşadım gerçekten. Çok güzel duygular ama çok masraf yapmalı mıyız acaba? Bu tartışılır. Ben ilk olarak bebek odasından başlamak istiyorum. Yani bebek henüz doğmadan önce koca koca bebek odaları alınıyor, koyuluyor. Heves ediyor insan yani aslında. Yapılmalı mı? Yani acaba bir beşik yetmez mi mesela çocuk için? Bir bebek odası olması şart mı ilk zamanlarında? Ben de yaptım. Ben de zaten ayda olmadan önce son haftalarıma da gelmemiştim hatta öncesinde çünkü bu tarz şeyleri, büyük eşyaları almak özellikle bana göre mantıklı. Çünkü son zamanlara bırakırsak eğer biraz daha zor olabiliyor, ağırlaşabiliyoruz. Ya da erken doğum gibi bazı kötü durumlarla karşılaşabiliyoruz ve aklımızda takılı kalabiliyor. Aa bunu yapmamıştım. Bir de fiyatları tarzında da artıyor. Yani bugün aldığını yarın alamıyorsun şu anda. Tam onu da söyleyecektim. Yani ülkemizde enflasyon gerçeği olduğu için bugün ne alırsak aslında yarın kar gibi düşünebiliriz. Bir de taksit mesela yaptırabiliriz. Biliyorsun. Başında alırsan, başında çok almak mantıklı değil ama başında alırsan bebek doğana kadar onun taksidini bitirmiş oluyorsun. Öyle olunca da tabii daha rahat oluyor. Çünkü çok zaten masraflı bir süreç. Yani çok başında da almak hani çok mantıklı değil. Hani Allah korusun çünkü her şey olabilir. Hani biraz daha böyle ortalara doğru almak aslında daha mantıklı. Hı-hı. Mesela hani çantayı diyoruz ya 32. haftada hazırlayın. Hani odası da bu haftalarda yine hazır olursa iyi olur. Peki şart mı? Tabii ki şart değil. Yani bence bir dolap şart. Çünkü bir sürü eşyası var bebeğin de. İnsan yani oda. Bir de muhakkak bir yatak olmalı. Ama nasıl yatak olmalı? Yani bir beşik olabilir. Zaten konuşacağız onları da. Onu almışken komodini de alayım. Şimdi onun yeri de alayım deyince zaten o da oluyor. Ya tabii canım. Yani mesela kendi dolabıma koyayım diye ben de ilk etapta düşünmüştüm ama mümkün değil. Bebek eve geldikten sonra sizden çok daha fazla eşyası evet. oluyor bebeğin kesinlikle. Küçük eşyalar, büyük eşyalar, evin kıyafetler, bezidir, ıslak mendilidir. Yani gerçekten çok fazla eşyası olduğu için onları bir yere tıkıştırmaktansa hani güzel dolabın içine yerleştirmek hem anneyi de motive ediyor aslında. Tabii, durumda. Hem de aradığını çok daha kolaylıkla bulabiliyorsun. Odanın hani dolabını almışken diğerlerini bırakmak da bilmiyorum işte ne kadar o mu yani? Mantıklı. Gerçi ona girince avizesiydi, perdesiydi, halısıydı. Onlara da girmiş oluyorsun. Süsüydü. Evet. Işte. Bir sürü şey yani onlar şart değil. Ama hani bu kaba eşya bebeğin yatağıdır. Dolabıdır. Komodinidir, dolabıdır. Bunlar alınsa evet iyi olabilir. Ben de öncesinde almıştım zaten. Şimdi yatak konusuna geleceğim. Sen yatakta bir problem yaşamıştın. Evet. Onu aslında anlatmanı istiyorum. Şimdi ilk 6 ay boyunca biliyorsunuz ki anne ile bebek aynı odada ama farklı yataklarda yatması gerekiyor. O yüzden de bir anne yanı beşik almak lazım. Ben de anne yanı beşik olarak park yatak aldım. Park yataktan gerçekten çok memnun kaldım. Onların da zaten birçok çeşidi var aslında. Park yatak değil de böyle ahşaptan olan beşikler oluyor, küçük beşikler oluyor, büyük beşikler oluyor. Onlar işte sadece görsel için aslında evet. alınıyor. Yani çok kullanışlı değil çünkü zaten onlar çok küçükler. Bebek çok küçükken kullanabiliyor ama park yatağı kaldırdın şimdi ama kullansa hala kullanırdı herhalde. Tabii tabii hala kullansa kullanırdı. Hatta geçenlerde bir anne yazdı bana marka vermeyeceğim şimdi ama onun anne yanı beşiğini almış ama boyutu gerçekten bayağı küçük. Böyle elips şeklinde aslında. Bebek 4 aylık ve artık içine sığmıyormuş. Bu şekilde yazdı bana. Yani odadan ayırsa bir dert, yeni bir park yatak ya da bir beşik alsa bir dert, masraf sonuçta bu sefer önceki aldığın sadece nereye koyacak? Masraf da değil sadece. Sonuçta çok çok büyük evlerde yaşamıyoruz yani. 3 artı
bir, 4 artı 1 evler. Yani nereye o yüzden koyacak? İşte bu yatakları seçerken aslında evinizin durumuna, bütçenize göre, daha sonra depolama alanınız var mı, bunu nereye koyacaksınız vesaire, bunları düşünerek alırsanız çok çok daha iyi olur. Çünkü gerçekten çok fazla çeşit var ve bu konularda aslında tavsiye vermek doğru mu onu da bilmiyorum. Çünkü birinden memnun kalan bir diğerinden memnun kalmıyor. İşte bu kişiden kişiye de gerçekten değişen bir durum. Ama ben kendimce, kendi yaşadıklarımı, kendi tecrübelerimi şu an aktarmaya çalışacağım. Amacımız o zaten, yani sohbet ediyoruz. Peki bu anne yana şeyler, park yataklar. Dediğin gibi bir sürü modeli var. Nasıl tercih edilmesi gerekiyor? Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Bu anne yanı park yataklar aynı zamanda oyun alanı olarak da kullanılıyor. Yani ön tarafında bir fermuar oluyor ve bebek biraz daha büyüdüğünde o fermuarı açarsanız kendisi içeri girip böyle çıkabiliyor. İçine oyuncaklarını vesaire koyabilirsiniz. Çok yüksek değil mi ama onun için? Bunların şimdi kademeli olanları da var. En alt kademeye indirirseniz yüksek olmuyor zaten. Zemine yakın oluyor. Peki bir şey soracağım. Bu park yatakların içinde yatak geliyor mu? Ayrıca bir yatak almak gerekiyor mu içerisine? Yok. Ayrıca yatak almak gerekiyor. Tabii bazı kampanyalar oluyor. Mesela e-ticaret sitelerinde görüyorum yatağıyla beraber geliyor diye. Ama hani onların yatağı nasıl açıkçası bilmiyorum. Bebekleri yatırdığımız yatağın özellikle ilk etapta böyle orta sertlikte olması gerekiyor. Ne çok yumuşak ne de çok çok sert olmasını istiyoruz. Bu sefer çok yumuşak olursa bebeğin omurilik gelişimi için, yani bedensel gelişimi için de iyi olmayacak. İçine gömülecek çünkü bebek. Aynı zamanda Allah korusun hani böyle döndüğünde işte kafasını kaldırdığında yeteri kadar kalkmayacağı için hani boğulma riski vesaire de olabilir. O yüzden biraz sert bir yatak olması gerekiyor. Hatta benim aldığım yatağın yine markasını veremeyeceğim ama Instagram'da sık sık paylaşıyorum. İki taraflı, yani çift taraflı kullanılabiliyor. Bir tarafı 0-2 yaşa uygun. Bir tarafı da yanlış hatırlamıyorsam 2-4 yaşa uygun diye hatırlıyorum. O tarz bir yatak seçerseniz sizin için daha iyi olur. İşte park yataklarda da söylemiş olduğum gibi oyun alanı olarak kullanabilecek misiniz, buna bakabilirsiniz. Kademeli mi alırken buna bakabilirsiniz. Çünkü bebek daha küçükken üst kademeni kullanmanız sizin için çok daha rahat olacak. Anne yanına yaklaştırıyorsunuz ve bebeğinizi siz yataktayken kolayca alıp koyabiliyorsunuz. Kenara inip kalkıyor herhalde onun. Tabii ama bazı modellerde de bu yok tabii. Hani alırken buna dikkat edebilirsiniz. Çünkü her seferinde böyle yataktan inip kalkmak sizi yorabilir. O yüzden yanınızda size yakın mesafede olursa alıp emzirirsiniz. Altını değiştirirsiniz. Tekrar yatağına koyarsınız. Şu Gupse Özlay'ın Lohusa diye bir filmi vardı. İzlediğini bilmiyorum ama. Orada maalesef bebek doğuyor. Anne ama yanına yatırıyor bebeği. Ama şeye de korkuyor. Gece bacağımı atar mıyım acaba diye. İnsanın aklına geliyor mu o gerçekten? Geliyor tabii ki. Gerçekten çok çok tehlikeli bir durum aslında bu. Çünkü anne ilk özellikle ilk etaplarda lohusalık döneminde sonrasında cidden uykusuz kalıyor. Yani çünkü sürekli bebeğinizle ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Size muhtaç bir bebek var. Her işi sizin yapmanız gerekiyor. Bakımıdır, emzirmesidir, banyosudur, işte bir sürü şey. Her şeyi siz yapıyorsunuz ve kendinize ayıracak zamanınız kalmıyor çoğu zaman ve uykunuzdan feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden özellikle geceleri lütfen bebeğinizi yanınıza yatırıp emzirmeyin. Muhakkak oturur pozisyona gelin ki uykunuz açılsın. Gerçekten tehlikeli bir durum çünkü. Bebeğin üzerine kapanabilirsiniz ve siz bunu fark etmezsiniz. Sesi de çıkmaz sesi zaten. Sesi de çıkmayabilir. O yüzden tehlikeli bir durum. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bebek biraz büyüyene kadar üst kademi de kullanıyorsunuz zaten. Bebek biraz daha büyüdükten sonra artık böyle kendini tutup kalkmaya başladığında zaten alt kademeye geçmeniz gerekiyor. Evet, çünkü oradan diye. Düşme evet. ihtimali olabilir. Alt kademeye geçerseniz zaten hiçbir şekilde düşme ihtimali olmaz. Oradan kolay kolay çıkamaz. O yüzden park yatak açıkçası bana göre çok kullanışlıydı. Ben çok memnun kaldım. Aynı zamanda böyle sallanıyordu da. Bunların gerçekten çok fazla çeşidi var. Kendi kendine sallananları falan da var herhalde. Onu net bilmiyorum. Beşiklerde var onu Beşik biliyorum ama. Beşik olabilir ama aynen onu bilmiyorum net. Dönenceli olanlar var. Alt bakım ünitesi yerleştirilenler var. Ben bu arada öyle bir ürün tercih etmemiştim. Alt bakım ünitesi yoktu benimkinin üzerinde. Bana çok mantıksız geliyor. Çünkü çocuğu alıyorsun, yüksek bir yere koyuyorsun. Yani ne olur ne olmaz. Ya ilk etap için anneleri hani rahatlatabilir. Ama bebek biraz dönmeye vesaire başladıktan sonra bir de onu nereye koyacağım derdi oluyor mesela. O da bir yük bence. Çünkü bebeğinizin altını her yerde değiştirebilirsiniz. Hani illa öyle bir alt değiştirme aparatına bence çok da ihtiyaç yok. Ama alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Herkesin tercihi. Sınırsız yani bu evet, konuda sınırsız. Alınabilecek şeyler. Peki sen ilk başta yanlış hatırlamıyorsam şu büyüyen yataklar, yani normal büyük bebek odası uzayan için yatak, uzayan aynen. yataklardan almıştın. Sonra bir değiştirmek zorunda kaldım. Ona gelecektim aslında. Onu anlatmanı istiyorum. Setenay daha doğmamıştı. Ondan sonra ben tabii mobilya bakmaya başladım. Bir yakınım da kullanıyor aslında bu uzayan yatakları ve gerçekten çok kullanışlı bence. Yani bebeğiniz küçükken beşik formunda, yani böyle tamamen dört tarafı çevrili, komodinleri ona monte zaten. Çok güzel. Bebek biraz büyüdükten sonra beşikte yatmayacağı zaman artık o komodinleri çıkartıyorsunuz ve korkuluğunu da çıkarmış oluyorsunuz. Normal bir yatak formuna geliyor. Yani bebeğiniz bunu uzun süre kullanabilir. Ben de böyle bir yatak tercih etmiştim. Modeli tarzı falan da gerçekten çok hoşuma gitmişti. Çok güzeldi. Ki yakınım da
da kullanıyordu. Hı-hı. O şu an uzayan yatak modelinde kullanıyor mesela çocuğu büyüdüğü için. Ben de öyle düşünüp onu aldım. Sonrasında aslında Setenay çok beşikte yatabilecek durumda değildi. Büyüdü yani. Biz onu uzatmak istedik. Fakat onu sanki şey gibi yapmışlar. Hep beşik olarak kalacakmış gibi yapmışlar. Bütün vidaları dışarıda kaldı. Korkuluğu çıkarttığın yerde boşluklar kaldı. Gerçekten çok çirkin görünüyordu. Yardımcı da olmadılar. Hani aradın sen firmayı. Yardımcı da olmadılar o konu hakkında. Bu böyle dediler. O noktadan sonra ne yaptığına gelelim. Görüntüsünden ziyade aslında ilk şöyle olmuştu. Hatırlamıyorsun onları sanırım. Hı. Normalde Setenay'ı ben beşiğe yatırırken Setenay benim yanımda uyuyan, memede uyuyan bir bebekti ve kucağına alıp böyle başka bir yere yatırdığına hemen uyanıyordu. Uyanıyordu evet. Ve tekrar uyutmaya uğraşıyordum. Bu bir sirkülasyon olmuştu artık yani. Sürekli böyle oluyordu. Bana bu şekilde yazan annelerim de var zaten. İşte bebeği yatağına yatırdığımda sürekli uyanıyor diye. Bazı bebekler böyle. Yapacak bir şey yok buna. Hani bu bebeklerde belki uyku arkadaşı edindirebilirsiniz. Ben çok geç başladım bu olaya maalesef. Uyku eğitimine de zaten geç başlamıştım. O videolar zaten detaylı yine YouTube kanalımda var. Uyku eğitimiyle alakalı olan videolar. Setenay'ı ben işte sürekli oraya yatır kaldır yatır kaldır baktım. Hani olmuyor. Bir de onu uzayan yatak haline getirdiğimizde yanına yatarım o şekilde uyuturum gibi düşünmüştüm. Ama gerçekten görüntüsü hiç hoş değildi. Korkuluğu bence yeterince iyi değildi. Yani Setenay'ın düşebileceğini düşünmüştüm. O büyük korkuluğu takabilmiş miydi Kore'ye? Takılmıyor muydu? Yoksa bir küçük bir sipariş etmiştin ya korkuluk. Mobilyayı söktüğümüzde doğru ona uygun bir korkuluk yoktu. Yani büyük geliyordu evet, o, kendi korkuluğu. O korkuluk takamayacağımızı söylediler. Ve ekstra bir korkuluk daha sipariş etmem gerekti. Ve o gelen korkuluk gerçekten hiç güven verici değildi. Hiç tatmin olmadım ve sonrasında açıkçası ben o yatağa ihtiyacı olan birine verdim. Ve zaten dolabı, işte şifonyeri her şeyi vardı. Aynı modeli Montessori olan yatağını aldım. Montessori yataktan da açıkçası çok çok memnun kaldım ben. Bunun da korkuluyla başımız belada. Aynen oraya geleceğim. Çünkü birincisi Montessori yataklarda bebek biraz daha bence kendine güveni artıyor. Yatağa kendisi iniyor, kendisi çıkabiliyor. Yatağın üzerinde oynayabiliyor vesaire. Siz onun yanına rahatça yatabiliyorsunuz. Böyle sığmama gibi bir durum söz konusu değil zaten. Kullanımı bana göre çok çok daha kolaydı. Yine tabii bu benim kişisel tercihim. Yani birçok insan beşik kullanıyor ve memnun bu durumdan. Tabii ki yani yine muhakkak ufak tefek tehlikeleri vardır da düştüğü zaman çok alçaktan düştüğü için zaten yani çok düşük bir ihtimal bir şey olma ihtimali. Bu arada Montessori yatakların da çeşitleri oluyor aslında. Bir yere gerçekten neredeyse tamamen sıfır. Biraz daha böyle yüksekte yani ne kadar 20 santim falan var mı? O kadar yani evet. 20 santim falan yükseklikte. Ben tamamen yere yakın olanı alacaktım aslında ama biliyorsunuz bizim daha önceki videolarda bahsetmiştim. Egzama yaşadığımız bir dönem olmuştu ve satıcı beni orada uyardı. Eğer bebeğiniz alerjik bir bebekse hani çok yere yakın almayın dedi. Mantıklı. Çünkü işte toz... Aşağı iniyor sonuç olarak yani. Aynen. Çünkü yukarıdaki bütün tozlar hani aşağı iniyor ve hani bebeğin biraz daha yukarıda kalması daha uygun olur dedi. O yüzden ben de bir tık daha yüksek olanını aldım. Açıkçası iyi ki de öyle yapmışım yani. Gerçekten çok memnunum. Bu yatağın kendi korkuluğu vardı fakat... Yani bu bütün Montessori yataklarda böyle değildir. Senin aldığın firmada aslında öyleydi. Korkuluk bu yatakta da çok güven verici değil. Çıtalarını dışa takmışlar. İçe ayrıca bir çıta takmadıkları için yetişkin biri yaslandığı anda sert bir şekilde kırılıyor. Yani Setenay'la ilgili olan bir durum değil aslında. Evet. Setenay onu rahat kullanıyordu. Bir sıkıntı yoktu ama yetişkinlerden biri böyle sert bir şekilde yaslanınca korkuluk kırıldı. Sonra ben onu tamir ettirdim. Ama ne kadar sağlam oldu? Pek sağlam olmamış demek ki. Yine aynı şekilde yetişkin biri böyle sert bir şekilde yaslandığında ikinci kez o korkuluk kırıldı. Ve ben de dedim ki tamam artık Setenay'da büyüdü zaten. 2 yaşını geçti. Ben bunu artık korkuluksuz bir deneyeyim dedim. İlk birkaç gün zaten çok tedirgin oldum açıkçası. Sürekli böyle odaya girip bakıyorum. O dönem için yere büyük bir yatak serdim. Eğer düşerse üzerine düşsün diye. Yanına da ama yastıklar koymuştum böyle 2-3 tane. Düşme olayı olmadı ve baktım iyi gidiyor yani Setenay. Öyle çok deli yatan bir çocuk da değil. Değil. Nasıl yatıyorsa aslında öyle kalkıyor. Çok deli yatmıyor. Sonrasında ben yer yatağını kaldırdım artık yerden. Sadece yastıklarla kenarını destekliyorum. Korkuluksuz da evet kullanabiliyoruz. Sıkıntı yok. Sadece 2 kere başımıza geldi. Ama bayağı neredeyse bir 6 aydır falan bence korkuluksuz kullanıyorum. Evet. 2 kere düştü yataktan. Gece onun sesine gittik. Düştüm diye ağlıyor. Ama hani hiçbir yerine çok şükür bir şey olmadı. Zaten yere yakın olduğu için çok hani sert bir şekilde de düşmedi. Sonrasında uykuya daldı. Mesela eğer çok canı acısa ya da bir yeri ağrısa böyle olmazdı.
Şimdi marka vermeden nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bebek yeni doğduğu zaman ilk birkaç ayında kullanabiliyor sanırım onları. Kanguru gibi şeyler var. Bebeği içine koyuyorsun, zıplıyor böyle. Kendi hareketleriyle kendini de zıplatabiliyor. Ana kucağı. Bilmiyorum tam olarak adını geçsin. Bir de yine aynı amaçta kullanılan kendi kendine hareket eden cihazlar var. İsim veremediğim için zor anlatıyorum. İkisi de eğer belli markaları alırsan oldukça pahalı ürünler. Muadilleri de var tabii. Peki hangisi tercih edilmeli? Sence hangisi daha mantıklı? Bir kendinden sağlanan ana kucakları var biliyorsunuz. Bebeğinizin kendi hareketleriyle böyle biraz büyüdükten sonra zaten ayaklarını böyle pat pat aşağı yukarı yaptığında kendisini sallıyor evet. Ve bunu fark ettikçe daha çok yapmaya başlıyor. Bundan çok keyif alıyorlar. Evet. Bir de elektronik olanlar var. Yani fişe takıyorsunuz ve ayarlanabiliyor. Kendiliğinden yine sallanan ana kucakları var. Ben elektrikli olanı tercih etmiştim. Yine bilindik bir marka. Tabii ki çok güzel aslında ama Setenay açıkçası hiç sevmedi. Yani ben o kadar çok yatırdım ki ona. Ona her yatırdığımda sürekli bir ağlama, sürekli bir mutsuzluk. Uyusun istiyordum mesela orada sonuçta sallanıyor ama yok. Setenay elektrikli olanı sevmedi. Sonradan ben açıkçası biraz pişman oldum. Hani keşke kendi kendine sallanan modeli tercih etseydim diye. Ama belki onu da sevmeyecekti. Bilemiyorum. O da çok kişisel bir şey aslında yani. Tabii, kimi çocuk yine, sever, kimisi sevmez. Aynen. Mesela yine yakınımın bu kendi kendine sallanan ana kucağından var. Çok çok memnun. Yani neredeyse çocuklar 13-15 aylık olana kadar kullandı hatta ve uzun bir süre mesela bebekler orada beslendi. Orada uyudular. İkizlerdi bu arada. O yüzden yine aslında bu da bebekten bebeğe değişiyor. Bilemiyorum. Yani sizin tercihinize bağlı. Elektrikli olan da olabilir. Hani bu hani Setenay bunu sevmedi diye elektrikli olanları kötüleyemem. Gerçekten çok güzel. Sonuçta bebek daha küçükken kendini sallayamadığında siz onu sallamak zorunda kalıyorsunuz. Diğerinde elektrikli olan da böyle bir durum söz konusu değil. Fişe taktığınızda zaten düğmesine basıyorsunuz ve kendisi sallanmaya başlıyor. Hem sesler de vardı. Onda beyaz gürültü aynen. Gibi sesler de vardı. Yani belki birçok çocuğu rahatlatırdı ama Setoş'ta evet işe yaramadı. Aynen. Şimdi diğerinde deneyimlemediğin için Setenay'da çok aradaki farkı da tabii söyleyemiyoruz. Evet, tam bilemiyorum o yüzden. Kaldı ki deneyimleseydi de Setenay içinde o sadece. Başka çocuklar için öyle olmayabilirdi. Evet. Aynen öyle. Bu ana kucaklarının çok fazla yine çeşidi var. Bilindik markalar cidden fiyatları aşırı uçtu. Çok. Ama muadilleri de var. Yine muadillerinden de eğer bütçeniz uygunsa iyi olanlar. Bütçeniz uygun değilse muadilleri de bence hiç kötü değil. Çünkü kullananlar özellikle yazıyorlar bana memnun olduklarını. Yine onlardan da tercih edilebilir. Tamam. Ve bu tarz ürünler aslında bence eğer bir yakınınız varsa ya da yakınınızdan kaldıysa ondan alınabilecek ürünler. Çünkü zaten evin içerisinde hem yer kaplıyor. Onun dışında cidden pahalı ürünler ve bebek belli bir dönem kullanıyor sadece. Sonrasında işe yaramıyor, kullanılmıyor. O yüzden hani bir başkası da ihtiyacını görse bence çok çok iyi olur. Yani hijyenle ilgili sorun olmayacak tüm ürünlerde, evet. Tüm bebek ürünlerinde paylaşılmalı aslında evet. Kesinlikle buna katılıyorum aynen. Şimdi başka bir şey soracağım. Bebek arabası. Sende iki tane bebek arabası var. Neden iki tane bebek arabası alma ihtiyacı duydun? Ve bir bebek arabasında aradığımız özellikler ne? Onları soracağım aslında. Setenay ilk doğduğunda ben yine bir bebek arabası tercih ettim. Araştırmalarım sonucunda travel sistem bir bebek arabası aldım. Bunun puseti de oluyor zaten. Açıkçası ilk etapta pusetli bir bebek arabası almanız sizin için avantaj olacak. Çünkü bebek ilk 6 ay oturamadığı için onu arabada bir otokoltuğuna da oturtamayacağınız için ve sizin kucağınızda da güvenli olmayacağı için hiç muhakkak işte hastaneye gelip giderken ya da dışarı çıktığınızda pusete koymanız gerekiyor ve bu puset ilk 6 ay boyunca yeterli oluyor. O yüzden puset olmalı bence. Güvenlik açısından özellikle yani bebeği kucağınıza alıp bir yere götürmektense pusetle götürmek çok daha mantıklı. Pusetin dışında bir de bebek biraz daha büyüdüğünde oturabileceği ya da tam yatar pozisyona gelen bir aparatı daha oluyor biliyorsunuz. Zaten bebek arabalarına bakarsanız görürsünüz bu iki parçayı. Hepsinde yani fiyata göre aslında hepsinde olmuyor sanırım. Hepsinde olmuyor. Bazı tek oluyor mesela. Tamamen yine yatıyor. Yani evet her bebek arabasının puseti olmuyor. Puseti almayanlar olabiliyor. Çünkü ya da puset başka bir yakınından kalmış olabiliyor. Hı hı. Bu gibi durumlarda sadece işte bebeğin rahat oturabileceği ya da tam yatar pozisyona gelebileceği bir bebek arabası da tercih edilebilir. Ben de söylemiş olduğum gibi hem pusetli hem de böyle tam yatar pozisyona gelen bir bebek arabası tercih etmiştim. Travel sistem. Açıkçası çok çok memnundum Setenay ilk doğduğunda. Çünkü sürüşü çok kolay. Sen de sürdün biliyorsun. Hı hı. Çok rahat. Gerçekten. Arka tekerleri büyük olduğu için özellikle. Sürüşü kolay, rahat. Benim için en önemli şey kolay katlanabiliyor olması ve kolay katlanıyordu. Sadece bu bebeğin tam önünü potansiyel onu ayrıca çıkartıyor olmak. Ya şöyle benim aldığım bebek arabasında ben şeyden hiç memnun kalmadım açıkçası. Sürüşü falan güzeldi çok ama güzeldi sürüş. Hani çok yer kaplıyor. İki parça üst oturma aparatını ayrı çıkartıyorsunuz, katlıyorsunuz. Tekerlerini ayrı çıkartıp katlıyorsunuz. Bu iki parça olayı açıkçası biraz can sıkıcı. Çünkü her zaman yanınızda biri olmuyor. Tek başınıza evet. Bir elinizle bebeği tutarken bir elinizle onu katlamaya çalışmak hiç kolay değil. Aynen öyle. Alt bagaj kısmı falan.
falan mesela genişliği güzeldi. Tentesinin genişliği güzel, rahat. Ama tabii artı yönleri de oldu, eksi yönleri de oldu benim için. Tek başına bir yere çıkacaksan eğer bebekli, bu bebek arabası biraz zor. Sonrasında da böyle birkaç seyahatimiz oldu bizim. Baston bebek arabası gibi, yani kabin boy aslında. Kabin boy bir katlanan bebek arabası aldık. Tabii ama onu bebek oturmaya başladıktan sonra tabii kullanabiliyorsun. Aynen. Bebek oturmadan kullanmak biraz zor ama kabin boy olan bebek arabalarının tam yatar hale gelenleri de var. Hı, sendeki öyle değil. Onlardan da tercih edilebilir. Ya yine aslında Derya Deniz Sınırsız gerçekten yine, o kadar evet çok tercih var ki. Bu bendeki tam böyle dümdüz yatar pozisyona gelmiyor ama bebeğin rahat edeceği kadar yatıyor açıkçası. Evet. Aşırı hafif. Gerçekten sürüşü çok kolay. Çanta gibi yani, yanına aldığın zaman, kapattığın zaman şu boyutta bir şey haline geliyor. Ya, çanta kabin gibi. Kabin boy olmasının açıkçası avantajı gerçekten büyük. Eğer büyük bir bebek arabası almayacaksanız kabin boy katlanan bir bebek arabası alabilirsiniz ama bu işte yine bebek oturmaya başladıktan sonra belki kullanabileceğiniz bir ürün olur. Çünkü ilk 6 ay hani puset olsa daha iyi olacak. Bir de şey de değil. Ya 6 aydan küçük ben hiçbir şekilde kullanılmamalı. Çünkü yeterince korunaklı da değil evet aslında. Yani sonuç olarak diğer travel sistem dediğimiz bebek arabaları sert materyallerden yapılıyor. Daha güvenli geliyor yani bana ilk 6 ay için. Tabii aynen. Tentesi mesela daha geniş evet büyük bebek arabalarının. Bunun tentesi küçük. Yani bu daha çok böyle şey gibi. Ve çok pratik bir şey aynen gerçekten. Böyle tatillerde özellikle anne tek çıkacağında falan çok kullanışlı bir ürün diyebilirim. Evet. Sürüşünün rahat olması özellikle benim için ve tek başına rahat katlanabiliyor olması, rahat taşınabiliyor olması, bunlar önemli özelliklerden. Ve o büyük bebek arabamızı açıkçası Setenay 1 yaşına geldikten sonra neredeyse hiç kullanamadım. Evet. Çünkü bunun rahatlığına alışınca bir kere sürekli bunu almak istiyorsunuz. Arabanın bagajına da çok kolaylık rahat bir şekilde sığıyor. Diğeri çok zor sığıyordu. Evet. Yani dediğim gibi o üst kısmı tam şey yapmadığı için uğraştırıyor bir de yani, çıkardım taktım. 3 parçayı bir araya getirmen gerekiyor onda. Gerek yoktu. Aynen öyle. Bebek kamerası mı, bebek telsizi mi? Şimdi ben bunları soruyorum çünkü biliyorum daha önce bunların hepsiyle ilgili bazı anıları var. Yani hep ikisinde deneyimlediği şeyleri özellikle sormaya çalışıyorum zaten. Sen hem bebek kamerası aldın hem de hediye bebek telsizi gelmişti dayısından. Hangisinden daha çok memnun kaldın? Ben açıkçası telsizden daha çok memnun kaldım. Ama bunun bir nedeni var aslında. Tüm bebek kameraları kötüdür tabii gibi bir şey değil. Senin aldığın aynen yeterli benim değil aldığım aslında. Benim aldığım bana yeterli gelmedi. En başından anlatayım. Yine Setenay doğmadan önce dayısı ona bir telsiz aldı. Bu arada telsiz gerçekten çok çok iyi. Hala telsizi kullanıyorum zaten. En ufak bir dönme sesini falan bile duyuyorsunuz. Öncesinde böyle hafif bir cızırtı oluyor hatta. Ondan sonra çocuğun sesi, bebeğin eskiden sesi geliyor. Eskiden bilgisayarın yanındayken telefon aynen çalacağında cızırtı olurdu. Aynen, tam olarak öyle diyebilirim. O yüzden çok çok memnunum cidden. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Çok iyi o. Sonrasında bir süre sonra şey oluyor. Ya bebeği de görmek istiyorsunuz. Acaba şu an ne yapıyor? Merak ediyorsunuz. Sürekli odaya gidip bakmaktansa dedim ki bir tane de kameralı alayım. Oldukça işimi kolaylaştırır diye düşündüm. Senin aldığın tam yani bebek kamerası olarak mı geçiyordu? Evet, hatırlıyor musun? Bebek kamerası olarak geçiyordu yani, hatırlıyorum. Hiç mantıklı değildi. Nedenini anlatsın şimdi. Yani şöyle, aslında güzel bir kameraydı. Yani gece görüşü çok iyiydi. 360 derece sanki 180 hı-hı ya da 360 derece 360 dönüyordu. O açıdan çok güzeldi ama ben telefonumda kurulumunda sıkıntı yaşadım biraz sonrasında. Yani telefon ya da ben beceremedim, tam emin de değilim ama yok, sonrasında çok denedim çünkü. Sen ilk aldığında ben onu bir arkadaşıma sordu, yeni bebek olmuştu. Bebek kamerası sordu. Ben de senin aldığın modeli önerdim. Çünkü ilk etapta anlayamamıştık bir probleminin olduğunu. Onlar da aynı senin yaşadığın sorunu yaşadılar. Değiştirmek zorunda kaldılar hatta. Aynen. Yani uygulamayı açmadığınızda bebek ağladı mı, döndü mü, ne oldu görmüyorsunuz. Duymuyorsunuz ve bildirim de bazen geldi bazen gelmedi. Yani bir sıkıntı vardı onda. Onu çözemedim. Yani tüm gün telefon açık ona bakmak tabii ki mümkün değil. Yani sonuçta ben işimi telefondan yapıyorum ve sürekli orada onu açık tutamam. Bu ne olabilir? Başka bunun için bir telefon ayıracaksın. Tüm gün orada açık olacak. Ama bunun yerine zaten yani, ekranıyla birlikte satılan tabii modeller hani var. O ikili yani hem ekranı hem de kamerası olan modellerden tercih ederseniz sizin için çok çok daha iyi olur. Onlar bence kesinlikle çok daha kullanışlı. Hı-hı. Ama tabii fiyatları da daha yüksek. Bu biraz daha uygun fiyatta bir üründü zaten. Bir de indirime girmişti. Altındaki yorumlarda açıkçası iyiydi ve ben de aldım ama her yoruma da bence özellikle bu altta yazan yorumlara inanmamak ben gerekiyor. Ben artık inanmıyorum. En son çamaşır makinesinin altında stok yapmalıyız. İndirime girince stok yapacağım mesajını gördükten sonra anladım ki o stok mesajların hepsi yalan. Yani, bakmıyorum evet artık. O yüzden böyle deneyimleyen birilerinden, gerçekten bildiğiniz deneyimleyen birilerinden fikir alırsanız çok çok daha iyi olur. Bebek kameramdan hiç memnun kalmadım. Zaten fark etmişsinizdir. Hiç paylaşmadım onu. Ama telsizi denk geldikçe paylaşıyorum. Instagram hesabım için bahsediyorum. Hayata kullanıyor zaten. Aynen.
Odadan başlamışken bu arada karartma perde sen aldın, daha sonradan aldın ama Seten ilk doğduğunda yoktu. Kullanılması gerekiyor mu? Karartma perdeyi biz açıkçası uyku eğitimine başladıktan sonra uyku eğitmenimiz almamızı istemişti. Bence kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum. Gerçekten bebekler, çocuklar karanlıkta çok çok daha rahat uyuyorlar. İlk etapta şöyle düşünmüştüm ben. O zaman bebek nasıl fark edecek gece gündüz ayrımını nasıl yapacak diye düşünmüştüm. Ama hiç yani bir sıkıntı yaşamadık biz. Geceyi de bildi, gündüzü de bildi açıkçası Seten'a. O açıdan bebek daha rahat uyuduğu için yani içeriye direkt böyle bir güneş ışığı girip onu odasını aydınlatmadığı için bence kesinlikle alınabilecek ürünler arasında. Tabii ben biraz söylemiş olduğum gibi geç başladım. Yani Setenay 16 aylıktı zannediyorum aldığımda. Uyku eğitimine çok geç başladın çünkü 4 ay 5 aydan sonra sanırım normalde verilebiliyor uyku eğitimi. 4 ay erken ama işte 5, 6, 7 hani en erken bebeğin durumuna da bağlı. Çünkü bebek eğer diş çıkarıyorsa mesela ya da başka bir sıkıntısı varsa erteleniyor. O yüzden en erken dönemde başlamak aslında faydalı diye düşünüyorum. Karartma perde de evet bence alınmalı. Harika. Şimdi şöyle süremizi planladığım süre aslında bayağı bir geçtik ve benim bundan çok daha fazla sana söyleyeceğim ürün var. O yüzden biz bir ikinci video yapalım bununla ilgili. Umarım memnun kalmışsınızdır bu arada. Tamamen saf kendi deneyimlerini anlatabileceği aynen şekilde aslında yönlendirmeye çalıştım. Benim soracaklarım şimdilik bu kadar ama bu konuyla yani bebek gereçleriyle ilgili bir video daha çekeceğiz. Tamam o zaman. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda da büyük ihtimalle nelerden bahsedeceğiz? Benim aklımda mama sandalyesi var. Çünkü onunla ilgili de iki farklı mama sandalyesi deneyimi sahibisin. Bu arada gerçekten çok fazla şey deneyimlediğim için hani evet, bu konularda da rahatça yorum yapabiliyorum açıkçası. Yine tabii bu kişiden kişiye değişebilen durumlar. Tabii ki. Onun dışında yürüteç, yürüme arkadaşı, bunlar yürüteç kullanmadın. Onu zaten bir dahaki videomuzda geleceğiz. Oda nemlendiricisi mi, nebulizatör mü? Bununla ilgili de çok soru alıyorsun biliyorum. Yine her ikisini de deneyimlemiş biri olarak. Bunun gibi birkaç tane daha anlatacağımız şeyler var. Bir sonraki videoda da bildirimleri açarsanız zaten haberdar olmuş olursunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.